Merhaba arkadaşlar, Uzman Mete olarak yıllardır insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eğer siz de bize destek olmak isterseniz Uzman Mete YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar, bu videoda size Next DNS'ten bahsedeceğim. Next DNS'le ilgili birkaç tane soru almıştım. Bununla ilgili hep incelemek istiyordum ve video çekmek istiyordum. Bugüne kısmetmiş, bugün sizinle bu videoyu paylaşmak istiyorum. Şimdi Next DNS nedir, nasıl kullanılır ve nasıl ayarlarını yaparsınız? Bu video genel olarak bunu içerecek. Next DNS'e arkadaşlar nextdns.io adresinden ulaşabiliyorsunuz. Basitçe ne iş yapar hemen bunu anlatayım size. Next DNS gelişmiş bir DNS servisi. DNS servisini farklı videolarda da zaman zaman açıklıyorum. Şöyle özetleyebilirim çok basitçe. Siz uzmanım.net adresine giriyorsunuz. Aslında bilgisayarlar uzmanım.net lafından hiçbir şey anlamazlar. Bilgisayarların anladığı şey arka planda çevrilen IP adresleridir. Yani siz uzmanım.net adresine girdiğinizde aslında bilgisayar o ismi IP adresine çevirmeli. IP adreslerinde şu an kullandığınız TC kimlik numaraları ya da telefon numaralarınız gibi düşünebilirsiniz. Yani her telefon numarası veya her TC kimlik numarası bir kişiyle eşleşmiştir ve sadece ona aittir. Her web sitesinin de kendine has bir IP adresi vardır ve bilgisayarlar IP adresleri üzerinden iletişim sağlarlar. Bilgisayara uzmanım.net yazdığınızda dediğim gibi hiçbir şey anlamaz. Onun IP adresini bilmesi gerekir. Peki IP adresini nasıl biliyor bilgisayar? İşte bu hizmeti veren DNS adı verilen sunucular var. Alan adı çözümlemesi denilen işlemi gerçekleştiriyorlar. Alan adı uzmanım.net bir alan adı ve bunun IP'ye dönüştürülmesi de alan adı çözümlemesi olarak adlandırılıyor. Örnek vereceğim. Mesela hemen bakalım uzmanım.net'in IP adresini bulmak veya herhangi bir web sitesinin IP adresini bulmak son derece basittir. Komut sisteminden ping boşluk web sitesinin adını yazıp enter'a basarsanız hemen IP adresini görürsünüz. 46.45.185.20. Bu IP adresi nereden geldi? Benim servis sağlayıcımın ya da bilgisayarımda kayıtlı olan DNS sunucusundan geldi arkadaşlar. Şimdi Next DNS'te ne iş yapıyor? Next DNS gelişmiş bir DNS servisi dedim. Sizi daha güvenli, daha sağlıklı internet kullanmanızı sağlayan bir hizmet. Şöyle yapıyor bu işi. Siz bir web sitesine girdiğiniz zaman, örnek veriyorum, www.hedehodo.com diye bir adrese girdiniz. Next DNS bunu alıyor. Önce veri tabanına bakıyor. Bu güvenilir bir web sitesi mi diyor. Güvenilir bir web sitesi ise sizi yönlendiriyor. Çünkü çok gelişmiş bir veri tabanı var. Çeşitli dünyanın farklı yerlerinden raporlanmış zararlı içerikleri web sitelerini tutuyor. Ve bu adresleri kontrol ediyor. Sizin o zararlı adreslere erişmenizi engelliyor. Basitçe yaptığı şey bu. Sadece bu değil aslında. Yaptığı pek çok işlem var. Bir kere DNS sorgularınızı gizli hale de getiriyor. Yani siz bir web sitesine girdiğinizde hedehodo.com'a girdiğinizde bunu servis sağlayıcınız görebilir arkadaşlar. Hangi web sitesine istekte bulunduğunuzu görebilir. Next DNS bu girdiğiniz web sitelerinin alan adlarını şifreliyor ve size o şekilde o siteye yolluyor. Böylelikle servis sağlayıcınız sizin ya da X bir kişi veya sizi gözetleyen, ağ üzerini gözetleyen herhangi birisi sizin hangi web sitelerine, hangi alan adlarına eriştiğinizi bilemiyor. Şimdi gelelim işin geyik kısmından. Yine videoda pek çok yerde bazı gerekli gördüğüm bilgileri size vermeye çalışacağım. Şimdi Next DNS IO'ya girdik. Nasıl kullanılır? Hemen bahsedeyim. Arkadaşlar çok basit bir kullanıcı kaydı var ya da kullanıcı olarak kayıt olmanız da gerekmeyebiliyor neye benzediğini görmek için. Hemen ben şöyle giriyorum. Zaten şöyle göreceksiniz. Şöyle bir mottosu var. Modern internet için yeni güvenlik duvarı diye ve sizi çeşitli güvenlik problemlerinden, reklamlardan nasıl koruduğunu anlatan basit, hoş, güzel bir web sitesi var. Şimdi hemen şuradan try it now diyorum. Şimdi bir deneyelim diyorum. Böyle bir sayfaya yolladı. Ben hemen üye olacağım arkadaşlar. Bu geçici bir hesap. Böyle yaparsanız 7 günlük bir süre veriyor size. 7 gün içerisinde kayıt olmazsanız buradaki işlemler kayboluyor. Hemen sign up diyeceğim. Kayıt işlemi son derece basit. E-mail adresinizi yazıyorsunuz ve altına bir parola belirliyorsunuz.
Diğer e-mail adresimle kaydoldum için böyle farklı bir e-mail adresiyle kaydoldum. Hop, kayıt işleminiz tamamlandı. Bu kadar basit arkadaşlar. Öncelikle şunu da söylemek istiyorum. Bu ücretli bir servis. Fakat şuradan bir daha alın sayfaya girsem pricing. Bu çünkü çok kafa karıştıran bir konu. Bakın free, pro, business ve education olmak üzere 4 farklı sürümü var. Free de şöyle bir şey diyor. 300 bin query aylık. Bu şu anlama geliyor. Aylık 300 bin sorguya kadar ücretsiz çalışır. Sorgu ne demek? Hemen bunu söyleyeyim. Adres satırına uzmanım.net yazıp enter'a basarsanız bir sorgu oluşturursunuz arkadaşlar. Yani alan adının IP'ye çevrilmesi bir sorgu işlemidir. Aylık 300 bin query çok gelebilir. Ama şöyle düşünün ve şunu unutmayın. Siz uzmanım.net'e girdiğinizde ya da YouTube'a girdiğinizde ya da Facebook'a girdiğinizde o web sitesi de arka planda pek çok sorgu çalıştırıyor sizin adınıza. Yani aslında aylık 300 bin query çokmuş gibi gelse de yetmeyebilir. Çok yoğun internet kullanan kişiler için. O zaman ne yapmanız lazım? Pro sürümünü ya da business veya education sürümünü satın almanız gerekiyor. Ekranda da zaten fiyatlarını görüyorsunuz. Bu çok kafa karıştırıyor. Ben farklı platformlarda, forumlarda da gördüm. Next.dns kullanıyorum. Ben ücretsiz kullanıyorum diyor. Birisi diyor ki ama ücretli, sen nasıl ücretsiz kullanıyorsun diyor. İşin sırrı işte burada. 300 bin sorguya kadar ücretsiz. Bu sorguları panelden takip edebiliyorsunuz. Yani panelde hemen az önce kaydolmuştum biliyorsunuz. Bakın burada analitik diye bir bölüm var. Şu anda sıfır query. Hiç query yollamamışım. Neden? Henüz setup'ı tamamlamadım. Bu işlemi yaptık. Artık kayıt olduk. Kullanım kısmına geçebiliriz. This device is not using Next.dns diyor. Yani şu anda sen üye oldun ama kullanmıyorsun. Kullanmak için farklı yöntemler var. Bir basit Windows uygulaması var. Bunu aşağıdan yükleyebilirsiniz. Bu arada Android'de, iOS'ta, macOS'ta, Linux'ta, ChromeOS'ta farklı farklı pek çok platformda bunu kullanabiliyorsunuz. Ben buradan hemen Windows sürümünden bahsedeceğim. Sadece Windows sürümünü yükleyemeyenler arkadaşlar DNS olarak şu bilgileri girerek de kullanabilirler. Sadece DNS sunucunuzda Windows 10 kanalımızda da var. Buraya not olarak bırakıyorum. Mesela Windows 10 DNS nasıl değiştirilir videosunda anlatıldığı gibi bu IP adresini girmeniz gerekecek. Ben buradaki yazılımdan bahsedeceğim. Hemen şuradan Windows yazılımını indiriyorum. Çok küçük bir uygulama. 8 MB'mış. Aç diyorum. Kurulum penceresi karşıma geldi. Next. I agree, install diyorum. Kurulum işlemini tamamlıyorum. Kurulum işlemi çok kısa. Bir haftadır video atamıyorduk. Kanalımız ikaz almıştı. Umarım tekrar aynısını yaşamayız. Çok eski bir video üzerinden böyle bir şey aldık. Çok da bizim suçumuz olmayan bir durumdu ama yapabileceğimiz de bir şey yoktu açıkçası. YouTube'un kuralları son derece katı. Kurulum tamamlandı. Finish dedim. Bitirdim. Next.dns'i açtığınızda böyle bir basit bir ayar penceresi geliyor arkadaşlar. Eğer Next.dns penceresi gelmediyse saatin orada mavi bir simge göreceksiniz. O simgeyi sağ tuşta tıklayın ve Settings bölümüne gelin. Settings bölümüne geldiğinizde buraya Configuration ID yazmanız gerekiyor. Peki Configuration ID nerede? Hemen web sitesine dönüyorum arkadaşlar. Bakın şurada bir ID alanınız var ve buradaki bir değer var. Şunu kopyalıyorsunuz ve buradaki ID bölümüne yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Sonra Save butonuna tıklıyorsunuz. Bunu yaptığınızda şuradaki ibare değişecek. Biraz beklemeniz gerekiyor. Şu an All good dedi. Yani işleminiz başarılı. Artık Next.dns'i kullanıyorsunuz. Şimdi geldik ayarlar bölümüne. Hemen güvenlik bölümüne tıklıyorum arkadaşlar. Basitçe ayarları çok hızlıca anlatmaya çalışacağım. Çünkü video Next.dns çok büyük. Çok farklı konu var. O yüzden anlatmak istediğim şeyleri hızlıca bu videoya sığdırmak istiyorum. Şimdi Security bölümüne tıklıyorsunuz. Güvenlik bölümündesiniz. Threat Intelligence Feed diye bir bölüm var arkadaşlar. Burası açık durumda. Bu şu demek.
Next DNS'in bir veri tabanı var ve o veri tabanına raporlanmış zararlı web siteleri var. Bu ayar açıksa o zararlı web sitelerinin hepsi engellenecek. Yani siz bir zararlı web sitesine gitmek istediğinizde bu web sitesi Next DNS'in veri tabanında varsa bu ayar açıksa onu engelleyecek. Şuraya geliyorum. Google Safe Browsing var. Google'ın kendi bir veri tabanı var. Güvenli gezinme ile ilgili. Buna da bakacak demektir. Bu da açık olmalı zaten. Burada CryptoJacking Protection var. Bu arkadaşlar bilgisayarınızda mining virüsü varsa onların pool ya da işte havuz denen yerlere bağlanmasını engelleyecek olan ayar. Bunun açık kalması gerekiyor. Aslında zaten Next DNS size varsayılan en iyi ayarlarla geliyor. Burada bakın DNS Rebinding Protection var. Bunun neden kapalı olduğunu merak ettim. Araştırdığımda Next DNS'in dokümanlarında şöyle bir şey yazıyordu. Bu ayarı diyor, açtığınız zaman diyor, bazen diyor, çeşitli problemlere yol açabiliyor, karışıklıklara yol açabiliyor. Biz o yüzden diyor bunu kapalı tuttuk diyor. Burası kapalı kalsın. Sizde de. Şurada bu enteresan bakın IDN Homograph Attacks Protection var. Bundan çok basitçe bahsedeyim size. Şimdi bir web sitesine giriyorsunuz. Web sitesinin adı şöyleydi mesela. google.com. Yani bildiğiniz Google aslında. Ama bu saldırganlar o kadar ki yaptıkları bir şey var. Gidiyorlar Google'ın benzer bir alan adını alıyorlar. Mesela google alıyorlar ama sondaki E bildiğiniz Latin alfabesindeki E değil. Kiril alfabesindeki E ile alıyorlar. Siz bakıyorsunuz adres aynı. Google yazıyorsunuz ama bambaşka bir web sitesi çıkıyor. Ya da X bir site adresi doğru yazıyorsunuz ama işte orada işte Latin alfabesindeki E ile Kiril alfabesindeki E farklı olduğu için tarayıcı bunu aslında anlıyor ama siz anlamıyorsunuz. Bakıyorsunuz gözünüze aynı görünüyor. Şurada da örneğini göstermiş. Mesela Latin alfabesindeki E burada normal bu şekilde. Kiril alfabesindeki de E bu şekilde. Ama ikisi farklı. Alan adlarını böyle bir alan adı aldığınızda ikisinde tamamen farklı alan adları oluyor. Bunu özellik sizi bu tür saldırılardan koruyor. Bunun da açık olması iyi. Burada bakın bir tane daha protection var. Typo squatting protection denen bu. Yanlış yazdığınızda bazı biliyorsunuz mesela Google'a gireceksiniz. İşte Google'ın içerisinde 2 O var. Siz yanlışlıkla 3 tane O'ya bastığınızda bambaşka bir web sitesi geliyor karşınıza. Çünkü bu çakallar yine ne yapıyorlar? Gidiyorlar benzer isimleri, insanların hata yapabileceği, işte Google yerine yanlışlıkla buna basar ve şu siteye gider diyebileceği alan adlarını satın alıyor. Bu özellikle bu tür yani basım hatası yaptığınızda gidebileceğiniz zararlı siteleri engelliyor. Altta birkaç tane daha ayar var. İşte örnek veriyorum. Burada diyor ki yeni alınmış alan adlarına girmeyi engelle. Bu saçma, bunu açmayın. Bu böyle kapalı kalsın. Yeni bir domain alındıysa işte 30 günden 30 günden daha yeni ise alan adı bu web sitesine girme gibi bir ayar. Bu gereksiz. Park edilmiş domainleri engelle var. Bu da böyle kalabilir. Açmanıza gerek yok. Aşağıda bir iki tane daha ayar var. İşte burada da mesela pornografik, işte seks içeren sitelere girilmesini engelleyen bir ayar var. Burada da açık. Burası genelde olması gerektiği gibi. Bence her ev kullanıcısı bu şekilde bunu kullanabilir. Gizlilik bölümüne girdiğiniz zaman burada da arkadaşlar reklamla ilgili korumalar var. Zaten şurada mesela Adblock list bölümüne girdiğiniz zaman burada görüyorsunuz reklam networkleri burada listelenmiş. Siz bunlardan istediklerinizi add diyerek sisteme ekleyebilirsiniz. Next DNS'in kendi bir veri tabanı var. Zaten o listeye ekle. Burası tamamen sizin internet üzerine gizli kalmanızla, işte çeşitli reklamlara maruz kalmamanızla alakalı ayarların bulunduğu bir bölüm. Parental Control var arkadaşlar. Burada şöyle yapabiliyorsunuz. Bir web sitesini engelleyebiliyorsunuz. Bir kategoriyi engelleyebiliyorsunuz. Örneğin add a website dedim. Mesela TikTok'a, Tinder'a, Facebook'a, Snapchat'e, Instagram'a girilmesin kardeşim diyebiliyorsun buradan. Bunu yaptığın zaman hakikaten mesela web sitesine git. Instagram'a giremiyorsun. Bazen bu ayar tam doğru çalışmıyor. O zaman yapmanız gereken şey şu arkadaşlar.
NextDNS uygulamasını kapatıp açtığınızda bu ayar doğru şekilde çalışıyor. İşte buradan istediğiniz web sitelerini tıkır 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 böyle ekleyerek engelleyebiliyorsunuz. Ha buradan add a category diyerek kategori de ekleyebiliyorsunuz. İşte porno siteye girilmesin kardeşim diyebiliyorsun buradan. Kumar oynanmasın vesaire. Artık sizin zevkinize, keyfinize göre engellemeleri buradan yapabilirsiniz. İsterseniz bu yasaklamaları zamanla da ayarlayabiliyorsunuz. Yani diyebiliyorsunuz ki pazartesi salı Facebook'a girilmesin. Ya da ne bileyim pazartesi saat 4 ile 5 arası Instagram kullanabilsin. Eğer bir ebeveynseniz çocuğunuz sürekli Roblox oynuyorsa, Instagram'a giriyorsa vesaire ise buradan bu ayarı yapabilirsiniz. Anne babalar için bence oldukça faydalı bir özellik. Burada deny list var ve allow list var. Deny list arkadaşlar sizin belirleyeceğiniz girilmesin listesi. Uzmanım.net. Girilmesin, böyle sitelere girilmesini istemiyorum. Siz böyle bir şey yazmayın. Derseniz uzmanım.net'e giremezsiniz arkadaşlar. Siz kafanıza göre engellemeleri buradan yapabilirsiniz. Uzmanım.net'e girin. Uzmanım.net iyi bir site. Allow liste buraya ne olursa olsun girilsin kardeşim diyeceğiniz siteleri ekliyorsunuz. Ya bu siteye girilsin. Bakın bazen böyle takılıyor. Çünkü bir önceki yaptığım ayar geçerli gibi görünüyor. O zaman da ne yapacaksınız? NextDNS arkadaşlar şöyle saatin benim diğer ekranımda kaldığı için gösteremiyorum. Üşendim ekranı da değiştirmeyi. Saatin orada mavi bir simge var. Sağ tuşa tıkladım. Burada enable, disable yapabiliyorsunuz. Quit dedim, çıktım ve tekrar çalıştırdım. Şimdi mesela tekrar kapatıp açtım uygulamayı, öyle söyleyeyim size. Uygulama kendine geldi mi? Gelemedi. Bakayım. Hadi oğlum. Hadi hadi. Başka siteye giriyor mu? Ekşiye girer. Girdi. Şimdi normalde de allow liste uzmanım.net alan adı altın. Engellemedik değil mi biz onu? Yok, temizledik. Şimdi bazen böyle takılabiliyor. Saçmalayabiliyor. Şuradan çıkarayım. Uzmanım net ve alt alan adlarına izin ver dedim burada. Çok kullanır mısınız? Bilmiyorum ama farklı ortamlarda kullanılabilir. Mesela ofis ortamlarında, iş yeri ortamlarında bu tür ayarlara ihtiyaç olabilir ama ev kullanıcısının böyle bir şeye ihtiyacı yok. Bakalım bizim uzmanım net gitti mi? Vallahi uzmanım neti komple götürdük, artık giremeyeceğim. Neyse, bir kapatıp açınca tekrardan düzelir. Orası öyle kalsın. Analitik bölümü önemli arkadaşlar. Bakın dedim ya hani 300 bin query'e kadar bu ücretsiz dedik. Şu ana kadar 68 query yapmışım. Ve benim 16 tane query'imi yani sorgumu ne yapmış? Engellemiş. Buradan görüyorsunuz hangileri şunlara izin vermiş. Instagram'a girmeme izin vermemiş. Birkaç tane reklam linkini Google Ads izleme linkini engellemiş. Burada bu tür istatistikleri görebiliyorsunuz. Ayrıca trafik kaynaklarım vesairem gibi böyle görsel güzel size ayarlar sunuyor. Şu uzmanım netin açılmamasını bir daha bakacağım arkadaşlar. Şu next yenisi hemen açayım tekrardan. Şimdi next yenisi kapattım. Muhtemelen tık diye gelecek. Bizim site çökmedi inşallah. Bazen de arkadaşlar şunu yapmak gerekiyor. Tarayıcıyı kapatıp açmak gerekiyor. Şimdi kapattım, açtım. Bunu da kapatayım. Bir daha kapatıp açalım. Aha, gitti vallahi web siteli. NextDNS kullanmayın arkadaşlar. Yok yok, kullanın. Bu arada böyle yapıyor. Ben bunu test ederken de gördüm. O yüzden çok takılmamak lazım. Ya bilgisayar en son ihtimal bilgisayarı yeniden başlatmaya kadar gider. NextDNS'in web sitesine girelim. Ulan bir de şeyi merak ediyorum. Kendi web sitesini engellersek kazara, o zaman ne yapacaksınız? Çok basit tabii ki. DNS'i sıfırlayacaksınız bilgisayarınızdan ya da uygulamayı kaldıracaksınız. Şuraya bir daha gireceğim arkadaşlar. Parental Control'le engellerim vardı. Okey, bunlarda sorun yok. Deny listimde bir sıkıntı yok. Allow listimde bir sıkıntı yok.
Şu an her şey aslında iyi görünüyor. Uzman neti de açması lazım. Şöyle bir test edelim. Muhtemelen bu cache'den geliyor arkadaşlar. Lan. Site mi gitti yoksa? Yo, site yerinde. Elolist uzmanım net diyelim. Bir daha ekleyelim. Eğer böyle bir şey başınıza gelirse şunu deneyebilirsiniz. Komut sisteminden. Slash. rpconfig slash boşluk flush DNS diyerek DNS ön birliğini temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu yaptığınızda sorun çözülecektir. Yani yapmaya ihtiyacınız oluyor mu? Ben kapatıp açtım mesela Next DNS'i. Normalde düzeliyordu. Birkaç kez başıma geldi, düzeldi. Ama şimdi düzelmedi. Öyle yapınca ben de ne yaptım? Gittim buradan DNS ön belleğini temizledim. Yani yaptığınız şeyler, bilgisayarın bir ön belleği var. Bazen orada kayıtlı kalabiliyor. İşte biz hani diyoruz ya bazen sorunla karşılaşıyorsunuz. Bilgisayarı yeniden başlattın mı falan diyoruz. İşte bu sebepten bilgisayarı yeniden başlattığınızda bazı şeyler sıfırlanıyor, temizleniyor. Ya işte böyle arkadaşlar. Next DNS böyle güzel bir uygulama, güzel bir web sitesi. Gerçekten eğer güvenlikle endişeleriniz varsa Next DNS gibi servisleri kullanabilirsiniz. Bu da böyle reklam videosu gibi oldu. Bu tür videolar çekmeyi sevmiyorum ama bu Next DNS ile ilgili çok soru geldi. O yüzden açıkçası böyle bir video çekmeye ihtiyacı duydum. Kafanıza takılan bir şeyler olursa bana sorabilirsiniz. Kullanımı basit, faydalı bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Özellikle dediğim gibi güvenlikle ilgili endişeleriniz varsa bunu kullanabilirsiniz. Ha, son olarak birkaç daha bilgi vereyim. Hazır böyle bir video çekmişken biraz dolu dolu bir video olsun. Burada arkadaşlar DNS over TLS, DNS over HTTPS gibi bazı kavramlar görüyorsunuz. DNS'i anlatmıştım. Alan adının IP adresine çözümlenmesi. Bunu anlatan ifade. TLS ve HTTPS ile ilgili bir şeylerden bahsedeyim size. TLS arkadaşlar belki duymuşsunuzdur. SSL diye bir protokol vardı. Sizin internette yaptığınız işlemleri şifreleyen bir protokoldü. TLS de SSL'den geliştirilmiş bir protokol ve yine gizlilik ve veri bütünlüğü üzerine kurulu bir protokol. Burada yaptığınız bütün işlemler şifreli olarak işleniyor. Bu da şu demek, siz bir uzmanım.net web sitesine girdiğiniz zaman tüm o bilgileriniz, işte uzmanım.net diye yazdığınız adres satırına girdiğiniz veri şifreleniyor ve şifreli bir şekilde karşı tarafa sunucuya iletiliyor. Next DNS bunu da sağlıyor. TLS'in şöyle bir artısı var arkadaşlar. Hem verileri şifreliyor hem de veri bütünlüğünü sağlıyor. Yani siz uzmanım.net yazdığınız zaman bilgisayar şundan emin ve şunun değiştirilmeyeceğinin garantisini verir. Sizin isteğiniz uzmanım.net bilgisi karşı tarafa yine uzmanım.net diye gidecek. Araya birileri girip o veriyi değiştirmeyecek. Uzmanım sonunda 5 tane ne konulmuş bir siteye yönlendirmeyecek sizi. Veri bütünlüğünü, veri gizliliğini sağlıyor. DNS over HTTPS var. Aslında bu ikisi birbirine çok benziyor. DNS over TLS ile DNS over HTTPS. Arada şöyle bir fark var arkadaşlar. Farklı portlarda çalışıyorlar. Mesela arkadaşlar bu protokol bilgisayarın 853. portunu kullanıyor. Bu da 443. portunu kullanıyor. Farklı portları kullanıyor. Arada şöyle bir şey var arkadaşlar. Şurada TLS ile bu protokol üzerinden giden verilerde alan adı şifrelenmiyor. Yani girdiğiniz web sitesinin alan adı şifrelenmiyor. Ama HTTPS'e tüm istekler şifreleniyor. Ha, bunun artıları da var, eksileri de var. Mesela DNS over TLS kullandığınız zaman girdiğiniz zararlı web siteleri engellenebiliyor. DNS over HTTPS kullandığınız zaman girmek istediğiniz web sitesinin ne olduğu bilinmediği için bu işlem biraz daha çetrefilli, zahmetli hale gelebiliyor. Buradaki Next DNS temel olarak her ikisini de kullanıyor. Duruma göre işliyor açıkçası. Başka ne söyleyebilirim size? Next DNS'i Windows uygulamasıyla kullanabiliyorsunuz. Bilgisayarınıza IPv kısmına şu bilgileri girerek kullanabiliyorsunuz. IP versiyon 4 kısmına bu IP'leri girerek kullanabiliyorsunuz. Veya Yoga DNS uygulamasını yükleyerek de kullanabiliyorsunuz. Yani çok farklı şekillerde kullanabiliyorsunuz. Ben bu videoda
Windows uygulamasıyla nasıl yapabileceğinizden bahsettim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kafanıza takılan bir şeyler olursa bizim videomuza yorum yapabilirsiniz. Hala abone değilseniz abone olmanız bizi mutlu eder. Ayrıca bir Discord kanalımız var. Videonun açıklamasında linkini bulabilirsiniz. Davetiye linkini. Discord kanalımıza da gelirseniz orada sohbet edebiliriz. Arada kafanıza takılan şeyler olursa bize sorabilirsiniz. Yine sorularınız varsa uzmanım.net adresinden bize sorularınızı iletebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.